Merhaba, teşekkürler, iyi sabahlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun efendim, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok buyurun. Çok buyurun. Çok teşekkür ederim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Destekliyoruz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama başlayacağız bunları. Farklı görüşler olabilir. Farklı görüşlere saygı duyuyoruz. Kaldı ki dünyanın büyümesinin ve gelişmesinin temel dinamosu insanların farklı görüşlere sahip olması. Sahip olması, evet. Hukukun üstünlüğüne çok önem veriyor. Öyle, Ayrıca tabii insanlar arasındaki bu sevgiye, saygıya. Öyle. Ve de hiçbir şekilde edep şeyini sınırını aşmaya şey yapmıyor. Çok o konuda titizdi. Bir illegal yapı meydana gelmiş gibi görüyorum ben. Ama bu da tabii demokrasi açısından devletin bütünlüğü, milletin selameti açısından fevkalade şey, sıkıntılı bir süreç haline geldi. Şimdi inşallah sizlerin de gayretinizle, Sayın Başkanımız da güzel şey yapıyor. Allah muvaffak eylesin. Hep birlikte inşallah güzel bir enerji doğar. İnşallah. Sinerji diyelim. İnşallah. Biz de her zaman memleketimize, milletimize faydalı olan adaletle, doğrulukla yapılan hizmetlerin yanındayız. Zaten bir toplum adalete olan güven duygusunu içselleştirirse, yani o duygunun sarsılırsa, o zaman hem siyaset, hem ticaret, hem başka alanlar tümünde o güven duygusunu sarsan ve yargıya talimat verip gereğini yaptıran kişiye dönük olumsuzluğu da büyütür. Dolayısıyla orada bir devlet krizi olur. Evet. Oysa devlet yönetiminde kriz olmaması lazım. Olmaması lazım. Evet. Devletin liyakatli kadrolar tarafından yönetilmesi lazım. Evet. Siyasi otorite kendi düşüncesine göre talimat verir. O talimatın gereğinde bürokrasi yerine getirir. Ama tüm bürokrasi olumsuz bir tablo ile karşılaştığında veya herhangi birisi, bir üst yönetimde görev alan birisi, neden o talimatın doğru olmadığını da aktarmak zorundadır. Evet. Bilgiyle, çünkü o yıllarını o işe vermiştir. Siyasetçi ise o işe yeni gelmiştir, yeni başlamıştır o yönetim anlayışında. Dolayısıyla böyle bir tablo var Türkiye'de. Yani yargıya olan güven sarsıldı ve adalet duygusu sarsıldı. Siyaset topluma örnek davranışlar sergiler. Şimdi tabii bir takım böyle örf adetleri, Türk töresine, Türk töresinden ziyade bütün insanlığın kabul etmeyeceği bazı şeyleri gündeme getirmek bence son derece gençler açısından da ve milletin sosyal yapısı açısından da çok zararlı görüyorum ben. Yani toplumun sosyal yapısını, özellikle gençleri, yarın aileleri ve milletin temel taşları olan gençleri iyi korumak, iyi doğru ideallerle beslemek lazım. Evet. Ve adalet efendim çok önemli. İnsan hakları. Adaletin ihlal olduğu hiçbir şeyde ne siyaset, ne ticaret maalesef. Yani bütün inançların kaynağı adalet. Evet. Yani bütün peygamberler yeryüzüne gelirken adaleti sağlamak için geliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de efendim ben şöyle bir şey biliyorum. Allah kelimesinden sonra en çok geçen kelime adalet kelimesi. Öyle. Adalet yürüyüşümüz de önemli. Evet, yani biz hakikaten sağ olun. Çalışmalarınızı, demokrasiye sahip çıkmanız, o konuda yaptığınız mücadeleniz takdire şayan bence. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Bir de din üzerinden çok istismar var. Evet. Bütün bunların artık zaman içinde... Maşallah siyaseti günü gününe izliyorsunuz. Bu ayrıca beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten efendim. Beni çok mutlu etti. Yani Türkiye'nin sorunlarını yakından izliyorsunuz. Bu aslında tarihin size yüklediği bir sorumluluk. Hukuk ve adalet. Çünkü Türkeş olduğu için hukukun üstünlüğünü gündeminin daima birinci maddesinde tuttu. Kesinlikle. Şimdi MHP'nin de bunu yapması lazım. İyi, keyifli. Maşallah. Evet, engelleri güzel. Aşıyoruz. Seval Hanım'ın kütüphanesine kitap bırakıyoruz. Belediyemizin kitaplarından. Sağlıklı, başarılı çalışmalarımızın devamını diliyorum. Sağ olun.
Gel. Hepsini atacaksın. Ben de çok selamlar, saygılar, sevgiler. Sağ çaprazdaki binada.